Cumhuriyeti adına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rıdvan Hüseyin. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Deputy Minister of Foreign Affairs, Ambassador Rıdvan Hüseyin. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında nakdi yardım uygulama protokolü. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Keana Yadeta. The implementation protocol regarding the financial assistance between the government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Signatories, Defense Minister Dr. Keana Yadeta. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri mali işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Keana Yadeta. Military Financial Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Signatories, Defense Minister Dr. Keana Yadeta. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Keana Yadeta. Military Framework Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Signatories, Minister of Defense Dr. Keana Yadeta. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve konuk başbakana bırakıyorum, arz ederim. Etiyopya Başbakanı, kıymetli dostum Abiy Ahmed Ali, değerli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum. Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit ve Habeşistan İmparatoru II. Menelik devirlerinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik.
$1 milyar ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı $2.5 milyar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile birlikte önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1910 yılındaki faaliyete geçirdiği Harar'daki başkonsolosluk binamız TİKA tarafından restore edildi. Binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz Mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtık. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki El Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın El Burhan'la da görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına gönülden temenni ettiğimi kendilerine de ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Ve Sayın Başbakan'a bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Your Excellency, President Recep Tayyip Erdoğan, Excellencies, ladies and gentlemen, hanımefendiler ve efendiler, selamlar. I have felt gratitude to President Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı ve idaresine as well as kalpten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Türk halkına da göstermiş oldukları, bana ve ekibime göstermiş Ethiopia oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Etiyopya ve Türkiye
Zengin bir kültürü ve tarihi olan iki zengin medeniyet, iki ülke çok uzun yıllardır tarihi bir ilişkiyi yürütüyor ve 16. yüzyıla dayanıyor temelli bu ilişkinin. Tarihi ve kültürel bağlarımız zamanın bütün sınavlarından geçmiştir. Bu da bizim için ilişkilerimizi sağlam bir temel oluşturduğumuz anlamına gelir. Bu ilişki karşılıklı saygı ve güvene dayalı, aynı zamanda ortak gelişme ve kalkınma için işbirliği anlamına gelmektedir. Etiyopya, Türkiye ile dostluğunu ve ortaklığını son derece önemli olarak değerlendiriyor. Ve Türkiye'nin bu çerçevede TİKA vasıtasıyla Addis Ababa'da gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ofis Afrika'da ilk açılan TİKA ofisiydi. Esenasları Türkiye stratejik konumunun ve aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Today, tarihi boyunca da böyle olmuş bir ülke. Modern day Turkey stands as a model for national pursuing an independent national course of development defined by the interest of their own people. That's why it has been successful in building a dynamic and robust economy. I am pleased to note that from the great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk to the current transformational leadership of President Recep Tayyip Erdoğan. Turkey has gone through exemplary nation building and consistent growth in all aspects. Since the reform process began in Ethiopia, April 2018, our two governments have been working together to expand and strengthen the bilateral relations. Ethiopia is determined to strengthen the existing trade and investment relations between our two countries. And we will continue to avail conducive investment conditions for Turkish investors. Today, we have signed additional important agreements in other sectors to complement our long-standing relations. These signed political, diplomatic, economic and social cooperation agreements need to be strengthened, sustained and made actionable. Besides this agreement, our people-to-people ties are also strengthening from time to time. Daily direct flight between Addis Ababa and Istanbul by our respective national carriers have augmented this. Moreover, the tremendous impact of the Turkish film industry in improving these existing ties between our two people is increasingly becoming visible. Your Excellencies, as you have eloquently stated in your own words during your official visit in 2015, Ethiopia has always been the land of tolerance and respect for differences. This summarizes the essence of Ethiopia's domestic as well as foreign policy. Ethiopia is a country of more than 80 languages and ethnicities. It is also a country of different religions with a population of more than 100 million. Ethiopians understand from their own experience the value of living together in harmony and the benefits of pursuing the path of prosperity. We appreciate Turkey showing genuine friendship to Ethiopia in its time of need. Your Excellency, let me close by reiterating your description of Ethiopia. Ethiopia is a reliable and trustworthy country. I wish to assure you that this will continue to be the defining characteristics of Ethiopia's policy. Once again, let me express my deep appreciation to you and through you to the people and government of the Republic of Turkey for the consistent support and friendship. I thank you.
Evet, Etiyopya'dan basın mensubu olmadığı için soru alamayacağız. Sizleri şöyle bir selamlayalım ve noktayı koyalım.